Kırıkhan Spor'un teknik direktörü Ali Beykoz hocamızla birlikteyiz. Ali Beykoz hocamız Bursa Spor'a yabancı değil. 88-92 sezonlarında Bursa Spor'da forma giydi ve o da kupalar kazandı, başarılara imza attı. Hocam hoş geldiniz diyelim size. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kırıkhan'la tabii şimdi yeni geldiniz. Evet, yeni anlaştık. Bir başarı yakalamak istiyorsunuz tabii ki. İnşallah. Teknik adamlık hayatınızda. Neler söyleyeceksiniz? Kırıkhan nasıl bir takım? Ya yeni anlaştım, 5 gün oldu. Zaten takımımız Ziraat Türkiye Kupası'na katılmıştı. Geçen sene de ben Siirt Jetbay'ı çalıştırıyordum. O dönemde aynı yükselme grubunda Kırıkhan da vardı. O zamandan beri görüşüyorduk. Nasip bugünlereymiş. Burayla anlaştık. Hedefimiz şu an belki puan olarak biraz aşağılardayız ama ilk önceki hedefimiz ligde başarılı olmak. Tabii Ziraat Türkiye Kupası'nda da Türkiye'nin şampiyonuyla da oynamak açıkçası bizlere gurur veriyor. Tabii eskiden yıllar öncesinde yaklaşık 22 sene önce buraya transfer olmuştum Adana Spor'dan. Tekrar seyircimin karşısına bir antrenör olarak çıkmak benim için söylenecek kelimelerin olmadığı kadar mutluluk verici bir olay. Yarın nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Yani şimdi sonuçta 11-11 oynanacak bir maç. Öncelikle hazırlandık. Maçımızı oynayacağız. Bizim için gene söylediğim gibi önemli olan önce lig ama yarın da normal ideal kadromuza çıkacağız. Seyir zevki açısından güzel bir maç seyrettireceğiz diye düşünüyorum. Böyle maçlarda konsantrasyon eksikliği öne çıkabiliyor hocam. Siz Bursa Spor'u açısından değerlendirirsek takımınızda dikkat edilmesi tabii gereken yani isimler. Yani şimdi isim olarak hepsi dikkat edilmesi gereken isimler. Çünkü biliyorsunuz 3. ligde yaş sınırı var. Hepsi genç oyuncu. Bursa Spor açısından tabii bu hafta sonu çok önemli bir Trabzonspor maçları var. Onlar için. Ben Bursa Spor'un hiçbir takımı amatör kümü bile olsa resmi anlamda oynanacak hiçbir takımı hafife alacağını düşünmüyorum. Özellikle Ertuğrul hocamın. Gerçekten onu da buradan tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bursa Spor her zaman bizim takımımız. Her zaman gönlümüzün takımı ve gönlümüzün şampiyonudur. Ben inanıyorum ki onlar da çok ciddiye alacak. Tabii biz de maçı yarın çok ciddiye alacağız. Çünkü buradaki muhtemel oynayacak oyuncuların belki yarın bu takımlarda formaya giyecek. Belki hayatında bir kere böyle bir şansı yakalayacak. Onlar için bir onur ve mutluluk verici olay. Ben onlara bunu anlattım. Belki bir kere çıkacaksınız ama unutmayın ki şampiyonların karşısına çıkıyorsunuz. Şampiyon oyuncuların karşısında oynayacaksınız. Bu mutluluğu sporun ahlakın olduğu bir şekilde değerlendirmeye çalışın. Ve iyi oynayın. Hafızalarda kalın. Çünkü gelecekte anlatacağınız güzel bir anı olsun dedim. Ha belki bu gruptan var. Yani birkaç tane gelecekte iyi olacak oyuncular var. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum sizlere de. Sağ olun.